yazar söyleşilerinde bugün Müge İplikçi ile beraberiz. Müge hoş geldin. Hoş bulduk Ekber. Öncelikle çok teşekkür ediyorum hem geldiğin için hem de Sil Baştan için. Bugün Can Yayınları etiketiyle raflarda olan Sil Baştan'ı, Müge İplikçi'nin yeni romanını konuşacağız. Romanla ilgili konuşacak çok şey var. Hikayeye geleceğim. Hangi olay olduğuna geleceğim. Birazcık sürpriz yapıyorum ama hikayeye geldiğimizde bu hikayeyi, bu çok travmatik, toplumsal travmaya neden olacak meseleyi Nebiye gibi bir anti kahraman, Nebiye gibi neredeyse sosyofobik bir karakterin üstünden, neredeyse değil sosyofobik öyle bir karakterin üstünden anlatma kararı nasıl oluştu sende? Şöyle, Nebiye ilk etapta karşıma düşman olarak çıktı. Hmm. Onu o şekilde yazmaya çalıştım. Sen arkadaşımsın, yalan söylemek yok. Fakat yaz Allah yaz olmuyor. Bir türlü gitmiyor bir şeyler. Ondan sonra bir aksayan şey var mı dedim. Yani bilirsin o matematik, ritmi karşıma koydum, olay örgüsünü karşıma koydum. Ve sonra dedim ki ya Nebiye orada durmak istemiyor. Nebiye merkeze oturmak istiyor. Gel bir de böyle düşün. Öyle dedikten sonra metin tıkır tıkır aktı. Aa, şöyle mi anlamalıyım? Nebiye aslında bizim hikayemizdeki yandaki karakter. Evet. Kötü karakterdir. Öyle kötü diyeyim karakter. Yani. Evet, öyle. Protagonist belki, evet, ama evet. Kötü karakterdi yani. Evet, evet. Ve Nebiye kendini zorladı. Kesinlikle. Zorladı, hayır dedi. Bunu bir benim bakış açımla anlat. Kesinlikle. Müthiş. Aslında bu bazen işte yazmaya meraklı, İşte atölyelere giden filan kişilere hep söylediğim bir şey. Yani bazen yazmayı düşündüğünüz bir fikri, bir şeyi bakış açısını değiştirerek, farklı bakış açısını merkeze alarak, merkezin yerini değiştirerek filan bambaşka hale getirebilirsiniz. Harika bir şey söylediniz. Yani ders gibi oldu. Ve aktı biliyor musun? Yani ben olacağım dedi ve aktı ondan sonra her şey. Müthiş. Bu aktığı çok güzel cevap, yeni soru tetikliyor. Bir yandan da çok tansiyonlu, böyle bir hikayede ve böyle bir karakterle izlediğimiz hikayede sayfa çevirten, temposu bir an düşmeyen ve yanlış, ne yazık ki yanlış anlaşılıyor ama benim ne demek istediğimi anlayacaksın, kolay okunan. Yani yaşasın. Kolay okunan. Evet evet, bu harika bir şey. Kolay okunan, hızlıca okunan bir roman. Tempoyu, tansiyonu nasıl ayarladın, nasıl kurdun? Ya bu incecik gözüken kitap benim 1,5 yılımı yedi. Yekta öyle böyle değil. Her daim yaptığım şeyler, içinden metinler çıkardım, attım. Sonra onları çöpten çıkardım, tekrar koydum, baktım yine olmuyor, gene attım. Aslında yani bunu hakikaten ben de bir iltifat olarak kabul ediyorum. Okunması noktasında çok da yoğunlaştım. Çünkü hakikaten anlattığım zor bir konu, travmatik bir konu, nahoş bir konu, hepimizin yaralarının olduğu bir konu. İstedim ki o yaralardan bağımsız olarak da okunabilen bir metin olabilsin. Yani o tansiyonu kontrol ederek, o tansiyonun iniş ve çıkışlarını sabitlemeye çalışarak yol almak istedim. Ve o sözünü ettiğin akış belki de bu sayede oldu. Bu tempoyu sağlayan şeylerden biri de şimdiki zamanda akıyor roman ve şimdiki zamanda sanki bütün bu olayların, şimdi o olayı da söyleyeceğim ama ana olayımız dahil ve Nebiye'nin olaylarının yanında hep bir muhabir var, evet, bir haberci var ve kameramız hep o haberciyle, o kişiyle böyle şimdiki zaman içinde akıyoruz. Bu aynı zamanda okuru acıya da ortak eden bir anlatım. Çünkü bir acıya doğru ilerliyoruz. Özel seçim tabii ki şimdiki evet zaman. Yani tesadüfi değil. Onun üzerinde de çok düşündüm. Hem şimdiki zamanın kudretine inanan biri olduğum için. Sen de öylesin diyorum. Yapılacaklar şimdiki zaman içerisinde yapılabilir kanaatini taşıyan bir insan olduğum için. Aksayan yönlerin de aslında şimdiki zamanda düzelebileceğini, yaraların şimdiki zamanda sarılabileceğini, yüzleşmelerin şimdiki zamanda mevcut olabileceğine inanan biri olduğum için şimdiki zaman. Ve tabii ki okuru da bak kardeşim hala buradayız noktasında kendimce uyarabilmek için de. Evet, çok güzel bir şey oldu. Acıya ortak etmenin haricinde süreklilik, yani o duyguların sürekliliğiyle de yüzleştirme. Çok güçlü. Sürekli şunu söylüyoruz, Sil Baştan, baştan göstereyim mi ben? Sürekli şunu gösteriyoruz, böyle bir olay, olay örgüsü, o olay falan diye söyledik. Onu söylemek istiyorum. Çok şey yaparak söyledim, hani kitabı hiç bilmeden okuyan için bir ön bilgi olmasın ama bu ön bilgi dahilinde okuyabileceğiniz bir kitap. Bazen
Şöyle bir şey oluyor özellikle yazarken, sende de oluyor mu? Bir duruyorsun ve diyorsun ki, hayatta bir olay oluyor. Diyorsun ki ben ne yapıyorum, niye yapıyorum? Evet. Benim için 2015 Ankara Garı saldırısı öyle anlardan biridir. Ne yapıyorum ben dedim. Ne yapıyorum ben? Yani gerçekten hani daha ne olabilir, ne yapıyorum dediğim. Benim için o şey, klişeyi kullanmak istemiyorum, sözün bittiği yer falan, ama öyle. Gerçekten de öyle bir andır. Oradaki, oradan yola çıkarak hayata devam etmenin zorunluluğu, zorluğunu da bize anlatan, hem zorunluluğunu hem de zorluğunu anlatan bir roman. Ankara Garı'nı böyle bir romanla anlatma fikri nerede, ne zaman ortaya aklına geldi ve nasıl ilerledi? Ya şöyle Yekta, aslında Ankara Garı, tabii katılıyorum, aynı hissiyat ve kaçıncı defadır yaşadığımız bir hissiyat. Öncesi de vardı. Tabii. Yani şöyle, onun öncesinde Suruç hemen o tetikleyici olabilirdi. Ki oradaki genç insanların bir biçimde hayatlarını gencecik teslim etmeleri beni çok yaraladı. Neden? Ya bu ülke ne zaman gençlerine sahip çıkacak kardeşim duygusuyla, belki de bir yaralanmaydı, bir kez daha, belki bininci kez daha yaralanma. Hepimiz aynı noktadayız aslında, yani bunu söylemeye gerek yok. Ve aslında oradaki o hayatları anlatmak istedim. Fakat sonra şunu düşündüm, yani Ankara olayından sonraki bir süreçten bahsediyorum. Herkesi içine alabilecek, yani o meydana toplayabilecek bir duygu birikintisinden beslenebilir miyim acaba? Ve Ankara Garı o anlamda isabetli bir seçimdi benim kafamda. Yani sadece gençler değil, gençliği unutulmuş olanlar da, çabucak yaşlandırılmış olanlar da, hiç yaşamamış olanlar da, aslında hepimiz biz o geminin içerisinde bir şeylerin beklentisi ve bulamayışı ve çaresizliği içerisindeyiz mesajıyla Ankara'yı seçtim. Hepsi birbirinden beter esasen. Yani baktığın zaman, ya bu beter durum ne zaman bitecek? Umarım biter. Yani geçenlerde bir toplantıda onu söyledim. Yani o meydanlara insanlar toplanacaklar ve bir gün çay kahve içecekler. Benim umudum bu. Bu yüzden ben yazıyorum. Bizler bu yüzden yazıyoruz. Yani o hoşluğu, o mutluluktan utanmamayı, o birlikte olmayı, yan yana durabilmeyi, benzemeden yan yana durabilmeyi, farklılıklarımızla yan yana durabilmeyi. Bir gün şu topraklar bize gösterebilecek mi? Benim naif umudum bu yönde. Ama yaşadığım gerçekler bu yönde değil. Sanırım en büyük, yani yazar olarak, sanatçı olarak bu topraklarda yaşadığımız açmaz da bu. Çok besleyici. Ama aynı zamanda da çok yaralayıcı. Keşke böyle beslenmesek. Başka yerden beslenirsek. Keşke. Yani bütün beklentim bu yönde. Ben de işte bir Mayıs gününün rehavetini anlatabileceğim, sayfaların içerisinde kaybolabileceğim eserlerin insanı olabilsem. Bunu gerçekten özlüyorum. Gerçekten sakin bir an içerisinde olabilecek miyiz? Bunu çok özlüyorum. Dünyaya dair daha hesaplaşılabilecek çok daha büyük büyük meseleler varken, biraz da yaratılan suni ve bizim dışımızda gelişen meselelerin kurbanı olması, zihnimizin ve anlatımızın ve okur olarak da bizim okuduklarımızın çok üzücü. Ama şu da önemli geliyor bana Müge. İşte Silvaş'tan bunun çok güzel bir örneği. Yine de edebiyatla, sanatla, romanla, bugün tiyatro bu konuda çok benim ayakta alkışladığım iyi verimi var, iyi ürünler veriyor. Bütün bu yakın tarih meseleleriyle, oldukça yakın tarih meseleleriyle hızlıca hesaplaşmaya başladı. Yani sanatın bir bölümü, özellikle de edebiyat ve tiyatro, biraz sinema, bugün takip edebildiğim kadarıyla plastik sanatlar bunu çok yapıyor. Hızlıca bir hesaplaşma içine girmeye başladı. Aradan onlar, yirmiler, yıllar geçmesini beklemeden. Evet. Bunu nasıl yorumluyorsun? Ya bu noktada mesela eleştirilen bir yazarım ben. Hani olup biteni bir sinsin, ondan sonra bak öyle yaz şeklinde eleştirilere uğradım bundan önceki kitaplarımda. Ama bu beni yıldırmıyor. Çünkü eğer onu yaşıyorsam, hissediyorsam, o bana vuruyorsa, işte deprem olarak düşünelim, artçıları geliyorsa, ben bunun sancılarını yaşıyorsam ve yazmadan duramıyorsam, yazmadan kendimi iyi hissedemiyorsam yazarım kardeşim.
Ve yazıyorum da ve yazacağım da. Yani dilerim her şey yoluna girer Yekta ve ben bunları yazmam. Dilerim hakikaten bunlar bu anlamdaki son cümlelerdir. Hatta şey bir de fena bir fikir değil. Şimdi sen söylerken aklıma geldi. Dilerim hikayeleri öyle akar ve öyle aydınlanırız ki bazı karanlıklardan. Yazdıklarında aa o zaman yanlış olmuş. O keşke o zaman yazmasaymışım dersin. Keşke. Gerçekten bir kitap tarihin karanlık sayfalarına atılabilir. Geride bırakılabilir. Yeter ki şey güzel olsun. Keşke. Ufuk çizgisi. Yani edebiyattan benim anladığım da bu. Ya bir ayna tutmak, bir yansıma, ne hissediyorsam o, bekleyeyim de şöyle olsun, böyle olsun gibisinden. Ya benim edebiyattan anladığım bu değil zaten. Hissedip onu yazmak, kaleme dökmek ve 3-5 insanla buluşabilmek. Peki 3-5 insan deyince aklıma şu geldi. Sence bunu bir şey yani o istatistik bilgisi olarak sormuyorum da tahminen soruyorum. Yani bizim okurumuz... böyle rahatsız olduğu, hesaplaşması gereken, sorgulaması gereken bir takım olayları, hikayeleri, karakterleri okuma konusunda hevesli mi? Yoksa böyle aman huyuma suyuma gitsin, aman buralarda durayım mı okurun daha çok sevdiği bir alan? Ya şöyle bir şey aslında hakikaten okur profili değişiyor. En ummadığım zamanlarda, en ummadığım insan tipinden tuhaf tuhaf cevaplar alıyorum. Sen de öyledir. Tabii tabii. Yani yaşına başına bakmadan, ait olduğu sınıfa bakmadan ve bu tabii çok heyecan verici bir şey. O yüzden hani yazmak nasıl bir tehditse okuru sınırlandırmak da öylesi bir tehdit galiba. Bravo. Bu yüzden biz kendi işimizi yapmaya devam edeceğiz. Yazacağız. Bravo. Bir de şey çok önemli, onun altını çizmekte fayda var. Değişiyor. Tabii. Sürekli değişiyor. Tabii. Biraz önce sen konuşurken şöyle sayfaları çevirdim. Arada bir iki şeyini görüyorum Nebiye'nin. Ben gülüyorum. Ben anti kahramanlara genelde zaten onların o tuhaf hallerine de gülerim. Onu soracağım. Ama birkaç kitabı sizlerle paylaşmak istiyorum. Biraz önce Müge İplikçi de söyledi. Cemal Kafadar'ın İki Cihan Aresi'nde Osmanlı Devleti'nin kuruluşu Metis yayınları etiketiyle geldi. Metis'in zaten böylesi kitaplara editoryal değerinin herkes bilir ne kadar iyi olduğunu. Bu da henüz benim okumadığım ama en kısa zamanda okuyacağım, merak ettiğim bir kitap. Size hem Yekta Kopa'nın hem de Müge İplikçi'nin tavsiyesi olarak geliyor. Zaten Cemal Kafadar adı aslında yeterli oluyor. Türkiye'yi de gayet yakından takip eden bir isim. Özellikle belli bir yaş kuşağının hayran olduğu çok iyi bildiği bir isim Neil Gaiman. Onun İskandinav mitolojisi İthaki etiketiyle geldi. Neil Gaiman'ı takip ediyorum ben de sosyal medyada. Gerçekten her konuyla yakından ilgili. Çok da üretken bir isim, onun İskandinav mitolojisi. Yine çok üretken, Türkiye'de çok da büyük bir okur kitlesi var. Her sene, hatta bu sene acaba Nobel'i alacak mı almayacak mı tartışmasının öznesi olan Murakami. Haruki Murakami her zaman olduğu gibi Doğan Kitap etiketiyle geliyor. Doğum günü kızı. Kısa bir desenli novella diyebilirim. Oldukça hızlı okunan ama Murakami tadını hiç kaybetmeyeceğiniz bir kitap. Kara Karga'dan gelen Beat kuşağı Harvey Pekar'ın yazdığı ve Ed Pisker'ın çizdiği. Harvey Pekar Beat kuşağını nasıl yazdı? Bu konuda önemli bir isimdir. Beat kuşağına dair her karakterin içinde olduğu şöyle hızlıca göstereyim. Bir grafik roman Kara Karga etiketiyle geliyor. O da bugünün çizgili önerisi olsun size. Müge Nebiye ile devam etmek istiyorum. Nebiye'yi ayrıca çalışırken ona senin de böyle güldüğün, gülümsediğin, onu şu anda hissettiğin anlar oldu mu? Tabii. Onun yani çok tam yerine oturacak mı bilmiyorum ama komik yani. Ya komik bence. Tabii ki. Bir de yani şöyle oldu. Ya bunları yazıyorum ama ya keşke anlasa diye. Bravo. Aa, bravo, ne güzel bir şey. Karakterine bunu söylüyorsun. Harika. Ama saklıyorum sana. Çok iyi. Yani onu çok yerden yere vurmuyorum. Hayır. Başka kızacak çok şeylerim var çünkü. Yok, şeyi bir yandan da sevmişsin. Sevdim. Yani hatta bazı yerlerde kayırıyorsun. Yani Sevdim. Yok, üstüne gitmiyorsun yani onu... şey yapmıyorsun, itip kalkmıyorsun. Yok. Bayağı kayırıyorsun. Gerçi bu bize daha da büyük acı veriyor okur olarak. Onun kayrıldığı anlarda onun hala orada olması, hala yani.
İşte dedim ya hadi ne diye filan ama yok. Ya edebiyat o kadar zevkli ki bazen diyorsun ki yani bu bir kurgu ve ne bir ancak burada olur. Okuyorsun, aradan iki gün geçiyor. Yani yeni başıma geldi, sonra bir olay oluyor. Gazetede bir şey okuyorsun. Bu ne ki? Bu ne ki? Tabii. Ya o kadar taze bir şekilde hayat bunu hemen diyor ki sen biraz geride dur, ben senden daha beter bir hikaye anlatacağım. Bu ne ki diyor. Tabii. Ya hayatı her zaman öncelik tanımaktan yanayım zaten. Evet. Bizim yaptığımız o noktada hakikaten sadece kalem oynatmak. Benim açımdan öyle yani. Öyle bir şey gördüğünde sen ne hissediyorsun? Kendin kitabı yeni vermişsin, tamamlamışsın, işte yayınlanmış, şu olmuş, bu olmuş, sonra bir şey. Bu ne ki? Yine gol yedim diyor. Yine gol yedim çok iyi. Yine mi? Bu da mı gol? Yani. Bu da mı gol? Evet. Harika. Müge bir de yeni neler var, neler çalışıyorsun? Yani kitap olarak demiyorum ama genel olarak da neler çalışıyorsun merak ederim. Ya Yekta bir çocuk kitabı gelecek Eylül ayında gün ışığından. Harika. Orada da tuhaf şeyler yaptım. Onu gönderirim sana. Bir bakarsın çünkü o alanda da yetkin biri olduğunu biliyorum. Estağfurullah, estağfurullah. Görüşlerini çok önemsiyorum. Ondan sonra da yani bir öykü kitabı tabii ki. Bu arada şeyi de öykü kitabını özellikle merak ederim. Onu sürpriz olarak tutalım ama şeyi de söylemek istiyorum. Senin çocuk ve gençlik. Evet. Bu da Türkiye'de çünkü çok boş bir alandır. Evet. Hala daha tam oturmadı durmadı. Gün ışığını burada özellikle tebrik etmek gerekiyor. Büyük bir çaba sarf kesinlikle ediyorlar. Olağanüstü gün ışığı yayınlarına teşekkür ediyoruz. Orada da bayağı bir verimin arttı değil mi? Ya yazıyorsun dediler. Yazıyorum Yekta yani. Ya gayet iyi. Onu şuna bağlayacağım. O yaş grubu okurla buluşma imkanı oluyor mu? Buluştuğunda çok, nasıl çok, bize çok, birazcık anlat. Ya gerçek okur orada aslında baktığında. Gerçekten. Yani ve şey de tabii umudu da beslemek açısından şu. Ya bunlar 10 yıl sonra yetişkin okur olacaklar ve yaşasın tamam harika, yazmaya devam ruhu yani. Harika, harika. Ben de açıkçası şu anda isim vermeyeyim ama bu yıl içinde 2018-2019'da gittiğim özellikle liseler, Türkiye'nin her yerindeki liseler. Ya hepinize çok teşekkür ediyorum. Yani böyle aklıma gelmişken harika harika arkadaşlarla tanıştım. Evet. Müthişler yani. Yeni dönem çalışmalarında yanında olması için sana bir kalem setimiz var. Aa, ama bu kalem güzel setimizle birlikte programımızın bir geleneği oldu. Artık hepsi Burada'nın desteklediği kadın girişimcilerin elleriyle yaptığı defterlerden bir tanesi. Çok güzel. Bir el emeği çok güzel defteri de sana yeni çalışmalarında yanında olması için hediye ediyoruz. Bugün Müge İplikçi ile beraberdik. Sil Baştan Can Yayınları etiketiyle geldi. Şu anda raflarda, tekrar söylüyorum, temposunu hiç düşürmeyen kısa kısa bölümlerle sizi hemen bir sonraki sahneye, olaya bir anti kahramanın, Nebiye'nin izinde davet eden yakın tarihimizin karanlık, hala karanlık sayfalarından birine ışık tutma cesaretini gösteren bir roman geldi Müge İplikçi'den. Sil Baştan. Hepinize tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim her şey için.